Evet bugün relational modele geçiyoruz. Buradaki temel amacımız geçen dersimizde anlattığımız entity relationship şemalarını bugün artık database'e nasıl aktarabiliriz? Bunları gene daha sonra da detaylı göreceğimiz SQL diliyle nasıl modelleyebiliriz? Bundan bahsediyor olacağız. Dolayısıyla geçen derste anlattığımız bütün entity'ler, relationship'ler, bunların binary mi, ternary mi olduğu, bazı constraint'ler bunlar nasıl kodda gösterilir bunları görüyor olacağız. Şimdi devam edelim. Şimdi neden peki relational modeli işliyoruz? Çünkü öncelikli olarak birçok yerde bu model kullanılıyor. Yeni dediğimiz tabi... Bu kitap için biraz eskide kalıyor ama sonuçta nispeten yeni bir taktik. Object Oriented model var. Relational modeli alternatif. Fakat burada ekstradan getireceği artılar ve eksileri de bir arada görmek lazım. Ama temel olarak Database dendiği zaman Relational model öncelikli olarak ilk sırada yer alıyor. Evet tanımlar neler? Önce bir tanımlarla başlayalım. Şimdi öncelikli olarak Database. Den, yani veri tabanından ama tabi relational database diyoruz burada ee, relationlar yani ilişkiler cinsinden ifade edilen bir veri tabanından bahsediyoruz bir, bir çok bir küme diyelim aslında küme ilişkiden e, bir araya geliyor ilişkinin e, iki tane temel parçası var e, bu e, relationın iki parçası bir tanesi instance bunlar e, bir tablo e, excel tablosu gibi düşünebilirsiniz satırları ve e, sütunları var. E, satırların sayısına cardinality deniyor. Yani toplam kaç tane e, örnek olduğu bu veri bu tabloda. Eee ikincisi sütunlarsa e, derece field sayısına yani alan sayısına karşılık geliyor. Degree veya erit ile de ifade ediliyor. Şema dediğimiz şeyse yani instance bunun aslında verisine karşılık geliyor. O anki durumu da diyebiliriz. Şema dediğimiz şey ise relation'ın adı. E, bunun dışında her sütunun da adı ve e, tipi. Mesela örneğin student e, şeması. işte student id, öğrencinin id'si string tipinde. E, domain, o domainden e, geliyor. Name, isim. Login, login username kullanıcı adı diyebiliriz. Age, yaşı ve GPA, GPA genel not ortalaması diyebiliriz. Bunların hepsi birlikte şemayı oluşturuyor. Şimdi tablo dediğimiz zaman bu örnek öğrenciler olduğu zaman işte hangi öğrencilerse onların tamamı bir tablo meydana getiriyor ve bu da bunun bir instance aslında. Şimdi burada tabii e, relation'ı başka alanlarda da böyle şeyler var. E, örneğin machine learning'de data dediğimiz şey de aslında böyle. E, relation'ı bir e, satır e, bir kü row kümesinden, satırlar kümesinden veya tuple'lar kümesinden e, olarak e, düşünebiliriz. Normalde tabii bütün e, satırların farklı olması lazım. Temel ana fikir bu. Yoksa zaten ...yeni bir bilgi olmaz. Aksi takdirde aynı şeyi tekrarlamış oluruz. Şimdi bir tane örnek... E, ...instance'ı görelim. İşte e, öğrenci numarası... ...53.666, adı Jones... ...logini Jones at CS... ...yaşı 18, GPA'de 3.4. Sonra işte bir... simit var, logini bu... ...age bu, doyurmamızı bir tablo... E, ...olarak e, görüyoruz. Cardinality'si 3 çünkü... ...satır sayısı 3 degreesi veya eritisi 5 ve bütün e, sütun sayısı 5. Bütün satırlarda birbirinden farklı. Gördüğünüz gibi iki tane e, isimit isimli öğrenci olabiliyor. Doğal olarak. Ama loginler aynı değil. Yaşlar iki kişinin yaşı aynı olabilir. GP de gene e, aynı e, olabilir. E, devam edelim. Şimdi bu tabloyu gördükten sonra bu instance'ı da gördükten sonra bu şemeyi gördükten sonra özellikle relational modelin en önemli gücünden bahsedeceğiz. Bunlar basitçe güçlü sorgu sorabilmek. Yani bu veri üzerinde sorular sorabilmek. Sorgular yani içimizden geldiği gibi yazılabiliyor ve DBMs'in ana görevi de bu sorulan sorguları, doğru bir şekilde, hızlı bir şekilde hesaplayabilmek. Şimdi burada önemli olan nokta bu relational querylerin, bu sorguların tam doğru anlamını verebilmek. Yani ne demek istiyor bu query, hangi anlama geliyor, bunu doğru anlamak lazım. Sonra DBMS bunu anladıktan sonra aslında bir optimizasyon yapıyor, en iyileme yapıyor. Temel olarak bu operasyonları sıralıyor ve tabi e, tabii bu sıralarken de doğal olarak cevabın değişmemesi lazım. Yani hangi sırada yaparsam yapayım en azından bu optimizasyon sırasında cevap değişmemeli. Ben tabii e, sırayı optimize ederek yaptık yaptığımızı e, varsayıyorum. Öyle de ana amaç da bu. Şimdi SQL e, query dili, sorgu dili e, IBM tarafından 1970'lerde e, üretilmiş, meydana getirilmiş, e, yaratılmış. Bunun amacı da aslında bir standart meydana getirmek. Çünkü birçok e, üretici bunu kullanıyor e, ve e, o zaman bir standart olmalı ki bütün database'lerde aynı dil kullanılsın. Şşş... E, Top işte 86, 89, 92 ve 99 standartları var. 99 şu anki standart. Şimdi bu dilde neler yazılabiliyor? Bunları daha sonra detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Ama bir tane örnek verecek olursak, mesela 18 yaşındaki öğrencileri bulmak için. Select yıldız from students s where sh eşittir 18 yazıyor. Şimdi burada bunun detaylarına daha sonra geleceğiz ama kısaca anlatmak gerekirse 3 parçadan oluşuyor. Birinci parçası select kısmı burada bize bir veri gelecek. Bu verinin hangi sütunlarının veri olarak gösterileceğini söylemek için yazıyoruz burayı. Yıldız yazarsak bütün sütunları istiyoruz. Dolayısıyla burada 5 sütun olduğu için 5 sütunu da bize veriyor. Cevap olan satırlar için. Sonra e, hangi tabloyu kullanarak sorgu yapacağımızı söylüyoruz. Burada e, normalde e, alice'lar var. Yani buradaki s dediğimiz şey kısaltması aslında students'ın. Tabii ki sadece students da yazabilirdik. Ama burada şöyle problemler oluyor. Gene ileride göreceğiz. Aynı anda iki tabloyu kullanmak gerektiğinde ve bunlar da aynı tabloysa yani iki tane students tablosunu join etmemiz, birleştirmemiz gerekiyorsa from students virgül students yazamayacağımız için yani onları ayırt etmemiz gerekeceği için bu aliaslar işe yarayacak. Dolayısıyla mesela öyle bir durumda students s1 virgül students s2 diyeceğiz. Ha s1 birinci students tablosuna s2 de İkinci students tablosuna karşılık gelecek. Ama tabi böyle bir durumda bir allies kullanmaya da gerek yok aslında. Select yıldız from students. Ver age eşittir 18 bile yazabiliriz. Çünkü o age'in students'tan geldiğini sistem biliyor. Ama tabi allies'lar bu işi kolaylaştırıyor. Sonra dedik sütunları istediğim bütün sütunları getiriyoruz burada. Belli sütunları getirmesini istersek o zaman sütunların isimlerini yazıyoruz. yani Dolayısıyla mesela adı ve login'in sonuç olarak gelmesini istiyorsak s.name, s.login yazıyoruz. Çünkü e, students tablosunu zaten s demiştik. Dolayısıyla burada programlama dillerinde olduğu gibi e, değişkeni önceden tanımlama fikri aslında tam olarak yok. Değişkenin e, aslında burada ne diyelim e, etkili olduğu alan bütün query. Dolayısıyla query'nin içinde herhangi bir yerde o alias'ı tanımadığınız zaman yukarılarda da kullanabiliyoruz burada olduğu gibi. Şimdi gelelim şeylere. E, birden çok relation kullanırsak nasıl query'leyeceğiz? Şimdi burada e, niye böyle bir şeye ihtiyacımız var öncelikli olarak? Şimdi yukarıdakinde mesela öğrencinin yaşı 18 olanların bilgilerini istiyorduk. Yani 18 olan öğrencileri getir bana diyorduk. Dolayısıyla bütün bilgiler geliyordu. Şimdi bazı bilgiler birden çok tabloya dağılmış durumda. Bu birden çok tabloya dağıldığı zaman bir tablodan bunları çekemeyiz. Mesela işte bu bu mesela şunu istiyor: A notunu alan öğrencilerin adlarını ve Hangi derse kayıtlı olduklarını bana getir diyor. Şimdi notların bir kere A notunu alanları bulmak için notların olduğu tabloya gitmemiz lazım. O bilgiye bakmamız lazım. Notların olduğu tablo bu. Şimdi notların olduğu tabloda A olanları bulabiliriz. Mesela şimdi gözle bunu yapmaya çalışalım. Sorguyu boş verin. Şu dersten A notu alındığı belli. Şimdi burada. Ee, hangi ders olduğu bilgisi burada var. Ee, topoloji 112. A notu olduğu bilgisi de var ama öğrencinin adı yok. Öğrencinin nesi var? ID'si var. O zaman sadece bu tabloya bakarak bu soruya doğru cevap veremeyiz. Yeterince cevap veremeyiz. Öğrencinin adına da ihtiyacımız var. E öğrencinin adı nerede? O da diğer tabloda. Yani burada. Şimdi o zaman yapmamız gereken şey ee, pardon bu tabloda değil yanlış söyledim öğrenci bu tabloda adı bu tabloda. O zaman ne yapmamız lazım bu 53.650 numaralı öğrenciyi gidip bulmamız lazım diğer tabloda. Onun adını da yazmamız lazım. O zaman iki tabloyu bir araya getiriyoruz İşte sorgu da buna karşılık geliyor. Şimdi diyoruz ki öğrenci tablosu olsun students s bir de bu enroll tablosu olsun enroll e ve sonra da koşulları yazıyoruz yani diyoruz ki bu öğrenci e, enrolled'tan notu A olanlar lazım. Dolayısıyla E'nin grade'i A olanlara ihtiyacımız var. Ee, öğrencilerden de öğrencinin adına ihtiyacımız var. Ama bütün öğrencilere ihtiyacımız yok. Sadece bu A olanların adına ihtiyacımız var. Dolayısıyla A olanın ID'si kim bu? Öbür tarafta da o ID'ye bakmıştık. Dolayısıyla ne yapacağız? Bunun ID'si gidip öğrencinin ID'sine eşit olacak. Onu da buraya yazıyoruz. Yani bunun sonucunda sorgu e, meydana getirilmiş oluyor. Sonucu da burada görüyoruz. Burada tabi dikkat ederseniz neyi getirmesi gerektiğinde de S nokta S nokta E nokta yazıyoruz. Çünkü bizden ne istemişti öğrencinin adını ve dersin ID'sini. Öğrencinin başka bilgilerini isteseydi onları da buraya yazabilirdik. Mesela S nokta Login diyebilirdik, S H. diyebilirdik veya enrollment ile ilgili başka bilgiler isteseydi. Mesela notunu isteseydik ki çok anlamlı değil zaten A notu olanları istemiştik gibi. Okey. Dolayısıyla iki tabloyu da bir, de tabii daha çok tabloyu da birleştirebiliriz. Bunları gene detaylarından bahsedeceğiz ama tablolar birleştirildiği zaman aslında bir kartezyen product, kartezyen çarpı meydana getiriyor. Yani e, S tablosuyla E tablosunun her bir elemanları birbirleriyle çarpılıyor. Yani birbirleriyle eşleştiriyor. Dolayısıyla birinde 10 eleman, birinde 20 eleman varsa 200 elemana birden bakılıyor gibi düşünebilirsiniz. Şimdi gelelim esas e, bu e, günkü konumuzla ilgili olan SQL'lere. Burada da e, bunlar biraz öncekiler sorguyla alakalıydı. Onları dediğim gibi daha sonra çok daha detaylı bahsedeceğiz. Bu e, günkü konuda tablo yaratmamız gerekecek. Dolayısıyla yukarıda gördüğümüz tabloları nasıl yaratabiliriz? Şimdi Mesela Students tablosu yukarıda vardı. Bu Students tablosunu nasıl yaratabiliriz? Yani içinde hiç data yok. Sadece şemasını yaratmak. Bunun içinde bir tabii ki format var. Create Table komutun kendisi. Sonra tablonun adını yazıyoruz. Students. Tabii ki gene tahmin edebileceğiniz gibi aynı isimde birden çok tablo olamaz. Değişken gibi düşünebiliriz bunları. Sonra tablonun içindeki field'ları yazıyoruz. Burada da gene aynı isimli iki field olamaz. Ee, aynı e, grupta oldukları için. Sonra da her birinin tipini yazıyoruz. 2 nokta üst üste ile veriyoruz. Bakın parantez açtık. E, SID 2 nokta üst üste karakter 20. Name karakter 20. Bu karakter ne? Karakter daha önceki programı dillerinde gördüğünüz karaktere karşılık geliyor. Bir tane karakter. Tabii ki şimdi karakter deyince işte Türkçe karakter, İngilizce karakter, diğer karakterler ne olacak falan filan feşmekan. Bunları e, detaylarına bakacağız. Ama şu anda sadece karakter olduğunu düşünün. 20 de 20 tane karakterlik yer açtığımızı söylüyor. Fix bir size olması gerekiyor genelde. Diğerleri de var ama onlardan bahsetmedik henüz. Name'de 20'lik olabiliyor en fazla. Login'de 10'luk olabiliyor. Peki buralara 20'den fazla, 10'dan fazla karakter koyarsak ne oluyor? Genelde bunları kesiyor. Yani e, 20'den fazla bir isim yazarsanız ilk 20 karakter alıyor. Ki bu da aslında istemeyeceğiniz bir şey a diyeceksiniz ki o 20'lik ismi nerede giriyoruz? Burayla alakalı değil tabi. O aslında biraz uygulamalarla alakalı. H integer, GPA real. E, real sayı diyebiliriz. Şimdi course table'a bakıyoruz. Course table table'a bakıyoruz. Pardon. Create table enroll SID karakter 20, course ID karakter 20 ve grade de karakter 2. İşte neden? Çünkü ilk karakter A, A, B, A, B, B gibi karakterler alabiliyor grade'de. Numara değil sonuçta. Devam edelim. Tabloyu yarattık, içine de veri doldurduk. Ama sonra mesela tabloyu silmek istedik. Tabi bu tehlikeli bir işlem. Ee, genelde dikkatlice gerçekleştirilmesi e, beklenir. Çünkü sonra veriye erişemeyiz bir daha. Tabi backupımız vs varsa o ayrı bir konu. Drop table deyip tablonun adını verdiğimiz zaman şema ve bütün e, satırlar, tuple'lar siliniyor. Dolayısıyla burada bir Özellik falan vermemize gerek yok çünkü adamı silmeye çalışıyoruz. Onun özelliklerini söylememize gerek yok. Sonra ee, peki tabloyu yarattık. Şimdi burada şöyle bir mesele var. Tabloyu yarattık. Sonra ona sütun eklemek istersek ne olacak? Veya sütun silmek istersek? Şimdi burada tabii tabloyu sıfırdan yaratmak istemeyebiliriz çünkü tablonun içinde belki zaten veri girmiştik daha önce. Dolayısıyla veri girdiğimiz için o tabloyu silersek o veriler de uçar. Dolayısıyla o veriler varken sütun eklemek veya sütun silmek daha mantıklı. O yüzden de add column diye bir ekstra komut var. Alter table diyorsunuz. Dolayısıyla bu tabloyu değiştir demek. Sütun tablosunu. First year integer yani iki, tam sayı olan bir first year diye bir sütun e, ekliyoruz. Şimdi tabi burada önemli olan nokta şu. Normalde e, bu tabloda e, veriler var diyelim. Siz de yeni bir sütun eklediniz. E peki sütun o yeni eklenen sütundaki hücrelere kim gelecek? Bu başlangıçta null değeri atanıyor oraya. Siz isterseniz sonra onu ne yapabilirsiniz? Değiştirebilirsiniz. Null zaten biliyoruz C++'dan veya C'den veya Java'dan burada boş bir string olduğunu, boş bir şey olduğunu gösteriyor. Peki nasıl veri ekliyoruz veya veri siliyoruz? Şimdi tabloyu yarattık. Tabloya veri eklemenin yolu insert into bu sorgusuyla. Insert into diyoruz. Tablonun adını veriyoruz. Sonra hangi sütunlara yazacağımızı veriyoruz. Şimdi tabii bir satırı eklerken diyeceksiniz ki bütün hücreleri doldurmak gerekmez ve hayır. Bazı hücreler mesela mecburi olmayabilir. Onlardan zaten hiç bahsetmedik. Şu ana kadar anlattıklarımızı aslında her şey, hiçbir şey mecburi değil gibi. Ee, ama hangi sütunlara e, veri ekleyeceksek onları yazıyoruz. Sonra tabii ki aynı sırada da o sütunların değerlerini yazıyoruz. Dolayısıyla SID'in e, neydi? String'ti yanlış hatırlamıyorsam. Ee, karakter 20 idi. Dolayısıyla 53.688'i ekledik. Sonra SIMIT var. E, string, login var. String, H var ve GPA var bunları ekliyoruz. Bu tabi bir satır eklemek için. Birden çok satır ekleyeceksek, tabi çok fazla satır ekleyeceksek bunu ya bir program kanalıyla yapmamız daha mantıklı. Peki silmek istersek ee, bu silmekle ilgili olan şeylere ee, delete bu da dene tehlikeli bölge aynı drop table gibi ee, silebiliyoruz. Şimdi normalde delete from deyip tablonun ismini yazarsak neredeyse drop table kadar kötü bir şey yapmış olur. Tabi drop table kadar kötü değil ama bütün verileri siliyoruz. Dolayısıyla delete from students s derseniz tablo as students tablosundaki her şey silinir. Bunu normalde istemiyoruz tabii ki. Normalde istediğimiz şey belli satırların silinmesi. O zaman ne yapacağız? Aynı select query'sinde olduğu gibi burada bahsettiğimiz gibi bir koşul yazacağız. O koşulu yazıyoruz ve sadece o koşula uyanlar Siliniyor. Dolayısıyla buradaki ver s name eşittir simit dediğimiz şey, yani adı simit olanları siliyoruz. Bunların tabii daha kompleksleri var. Zaten dedik onlardan daha sonra bahsedeceğiz. Bu biraz daha ısınma bölümü gibi o açılardan. Şimdi integrity constraintler var. Bunlar önemli. Şimdi e, her veriye her yere giremeyiz. Mantıklı olan da o zaten. E, onun için Peki bunu nasıl sağlayacağız? Bunun için constraintler, sınırlamalar koyacağız. Bunları e, mutlaka şemayı e, tanımladığımız zaman koyuyoruz. Yani aslında o create table vesaire yaptığımız zaman ve alter tableda gibi. Şemayı tanımlarken bu constraintleri tanımlıyoruz. Sonra e, bu relationlar değiştiğinde, mesela yeni bir tablo eklendiğinde, silindiğinde vesaire de bunlar kontrol ediliyor. Eğer ee, bütün kontrolleri geçiyorsa o zaman bu kurallara uygun bir relation oluyor. Normalde tabi DBMS'in hiçbir şekilde illegal yani kural dışı instansları tutmaması lazım. Ee, bu durumda DBMS'in bu konstantleri tanım bu konstantleri kontrol etmesi gerektiğinde anlamış oluyoruz. Şimdi ne var? Mesela en önemli constraintlerden bir tanesi primary key constraint. Şimdi primary key dediğimiz şey ilk anahtar, öncül anahtar diyebiliriz, öncelikli anahtar. Şimdi burada kritik olan şey ne? Bir e, set of field. Şimdi burası önemli. Bir alan olabilir, ama birden çok alan da olabilir. Dolayısıyla alan kümesi diyoruz biz burada e, bir keydir. ...bir anahtardır. Şu iki şart... ...sağlanıyor. Bir... Ee, ...herhangi... ...iki farklı satır... ...bütün bu key field'larda... ...aynı değer alamaz. Dolayısıyla üç tane sütun varsa... ...bu iki satır... ...mesela key ise bu üç sütun... ...bu iki satırın bu üç sütunu... ...aynı olamaz. Aynı olursa... ...zaten key olamaz. Şimdi... ...bu ikinci şart önemli... Ee, ...bütün subsetleri için doğru olamaz. Yani herhangi bir subseti için doğru olamaz. Part 2 e, e, yanlış olduğunda buna süper key deniyor. Yani süper key demek şu demek... ...yani key bu şartları sağlayan en küçük küme. Süper key ise bu şartları sağlayan bütün setler. Çünkü set sonuçta istenildiği kadar eleman olur. Diyelim şimdi biraz önce bahsettik. Bu 3 sütun birlikteki ise bu üç sütuna ekleyeceğimiz her şeyde bir ki olacaktır. Diğer sütunlarla. Çünkü neden? Zaten bu üçünün aynı olmaması sağlanıyor şartta. E dördüncü, beşinci geldiğinde zaten aynı olamaz. Bu üçü aynı olmadığı zaman öbürleri de aynı olamayacak zaten. Birlikte aynı olmasından bahsediyoruz. Dolayısıyla eğer e, bir key olması için aslında primary key olması için e, bu şartlardan ikisini de sağlaması lazım. İkincisi e, ne sağlamazsa o zaman ona super key deniyor. Mesela SID bir studentlar için bir key. Zaten daha al, bir, küçük bir alt kümesi yok. A name ama bir key değil çünkü biraz önce bahsettik aynı isimli iki kişi olabilir. SID ve GPA birlikte bir super key. Neden? Çünkü zaten SID kendi başına ...bir tane olabiliyor. e de geldiği zaman... ...zaten yine e, bir tane olabiliyor. Şimdi... E, ...candidate key dediğimiz şeyler ne? Candidate keylerse ise... ...herhangi biri primary key olabilecek... ...sütunlar. Yani dolayısıyla... ...sadece öğrencinin adı key ol... ...ya da tek başına tabii birden çok da olabilir... ...key olmak zorunda değil... Başka key'lerde olabilir. Şimdi bunun dışında bunları constraint olarak da koyabiliriz. Mesela burada diyoruz ki mesela for a given student and course there is a single grade. Students can only take one course and receive a single grade for that course. Further, no two students in a course receive the same grade. Diye bir constraint verilmiş. Bu demektir ki enroll tablosunda Student ID ile course ID birlikte bir primary key. Dolayısıyla e, ikisi aynı anda aynı olamaz. Dolayısıyla bir öğrenci ve bir ders bir kez geçebilir birlikte burada. Birden çok geçemez. Zaten çünkü bir dersi bir kez alabilir gibi düşünüyorum burada en azından. Ya da bir not alabilir. Not alabilir diyelim biz onu. Şimdi e, başka bir daha alırsa dersin olacak diyeceksiniz. Evet o not onun üzerine yazılacak. Yani aslında bir tane gene almış olacak. Şimdi bunun dışında unique diye bir şey var. Unique e, olan şu. Dolayısıyla belli bir e, mesela student ID e, primary key olabilir. Ama bu sefer ne olacak? Böyle bir tanımda şey yanlış olacak. Çünkü diyeceğiz ki sadece bir öğrenci olabilir her e, enroll tablosunda. Bu da tabii doğru değil çünkü o zaman bir öğrenci sadece bir ders alabilir. Bu durumda öyle bir sıkıntı oluyor. Şimdi gelelim foreign key'e. Foreign key e, primary key'den farklı bir şey. Foreign key aslında adından da anlaşılacağı gibi kendisi de bir key. Ama başka bir tablodaki aslında. Yani yabancı bir key Zaten adından da belli. Dolayısıyla bu tablo iç key diyebiliriz. Diğer tablonun key de foreign key gibi. Şimdi burada aslında yapmaya çalıştığımız şey şu. Gene bir küme var. Set of field var zaten keylerde hep öyle. Başka bir relation'daki bir tuple'a referans veriyor. Mutlaka da ikinci relation'da key olması gerekiyor. Hatta primary key olması gerekiyor. Buna bir logical pointer olarak da ifade edilebiliriz. Mesela enroll tablosunda student id bir foreign key. Neden foreign key? Çünkü student tablosunda bir key bu. Çünkü öğrenci tablosunda öğrenci numarası bir öğrenci olabilir. Öğrenci tablosunda. Dolayısıyla buradaki student id öbür tabloya göre foreign key olmuş oluyor. Foreign key'in avantajı ne? Foreign key'in avantajı aslında tekillik olması ve o bilgiyi bütün o satırın bilgisini tek başına taşıyor olmaz. Neden? Çünkü o bilgiyi biliyorsak o satırda unik olduğu için o tabloya gidip onu sorabiliriz. Aynı daha önce yazdığımız şuradaki sorgu gibi. Mesela buradaki yazdığımız sorguda ne vardı? Demiştik ki SSID eşittir ESID. Çünkü öğrenci tablosundaki SID bir tane olduğu için SSID eşittir ESID dediğimiz zaman o satıra hemen match etmiş oluyoruz. Eşleştirme yapmış oluyor. Şimdi devam ediyoruz. Ee, course e, ID var mesela. Bu da muhtemelen course tablosu yok şu anda ortada ama course tablosunun e, primary key. Dolayısıyla burada da bir foreign key olmuş oluyor. Şimdi burada foreign key'ler tamam güzel ama enforce edilebilir mi? Şimdi enforce etmek ne demek? Yani buraya koyduğumuz öğrenci numarası diğer tabloda olmak zorunda diyebiliriz demeyebiliriz. Şimdi diyeceksiniz ki niye olmak zorunda olmasın? Yani e, olması gerekmez mi? Evet, ama e, verideki çeşitli e, ara zamanlardan dolayı veri ilk tasarlarkenki zamanlardan dolayı enforce etmemiş olabiliriz. Tabii ki enforce ettiğimiz zaman hemen hata mesajı çıkacak onları düzeltmemiz lazım. Bunlarda tabii ki dizaynla ilgili olan problemler. Şimdi burada örneğini veriyoruz. Foreign key'in nasıl ıı, tanımlandığını. Enrolled tablosu yaratıyoruz. Şuraya kadar olan kısım zaten daha önce vardı. Öğrencinin ID'si, kursun ID'si ve grade. Şurada görüyoruz. Sonra primary key bu ikisi birlikteydi zaten. Foreign key dediğimiz şey kim Student tablosuna. Bakın ne diyoruz? SID burada bir foreign key'dir. Ve student'a referans verir. Dolayısıyla students'ta da SID olacak. Tabii ki şimdi diyeceksiniz ki adam students'takinin hangi sütunun buna geldi nereden bilecek? Adı SID ise orada da SID. Olmak zorunda değilse de onu orada belirtmemiz lazım. Burada onun da SID olduğu söylüyor. Tabii ki ee, teorik olarak ve pratik olarak da e, bu tarz forenkilerde aynı ismi kullanmak referans açısından daha mantıklı yani baktığınız zaman e, tutarlı bir şekilde öbür tarafta da aynı ismi görmek lazım Burada da gene aynı şey aslında değişken isimlendirmedeki problemlerle aynı değişken isimlerinin mantıklı anlamlı şeyler olması lazım Şimdi Peki referential integrity nasıl sağlayabiliriz? Ee, şimdi burada birkaç tane taktik var tabi. Bunlardan e, bir tanesi diyelim, e, öğrenci tablosu ve enroll tablosu var elimizde. SID de enroll tablosu da students tablosuna referans veriyor. Şimdi burada alternatifler var. Şimdi birincisi diyelim olmayan bir öğrenci numarasıyla bir enroll tapılı eklenmeye çalışıldı. Yani olmayan bir öğrenciye ol bir derse bir not girilmeye çalışıldı. Ne yapmamız lazım? Bunu reject edeceğiz. Yani ee, çünkü öyle bir öğrenci yok. Olmayan öğrenciye nasıl not vereceğiz? Bakın burada hemen logical ee, problemler görüyoruz. Şimdi diyelim bir öğrenci satırı silindi. Şimdi öğrenci satırı silindiği zaman bu öğrencinin belki aldığı dersler var. Ya yani öğrencinin mezun olması gibi düşünün. O zaman şu anda alınan notların ne olması lazım? Silinmesi lazım. Dolayısıyla bu enroll tapullarda siliniyor. Şimdi bir seçenek bu. Bütün endol topulların da silinmesi. İkinci bir seçenek bu o, bunun silinmesini engellemek. Yani başka bir yerde bir link varsa dangling pointer olmaması için aynı C++ C'de olduğu gibi e, bunun silinmesini engellemek. E o zaman nasıl sileceğiz öğrenciyi? Onun bütün referans verdiği şeyleri önce silip en son onu sileceğiz. Dolayısıyla bunu yapabilirsek silmeye izin verebiliriz. Bu tabii bir strateji. Üç, ee, enroll tuple'lardan default bir SID'ye referans vermek. Dolayısıyla ee, bu da tabii ne kadar anlamlı ayrı bir konu ama o yapılabilir. Yani bir satır var, bunun öğrenci numarası bir default öğrenciye karşılık geliyor. Ama o zaman bu gerçekçi bir bilgi oluyor mu? Muhtemelen olmuyor. Bazı kezler için anlamlı olabilir ama çoğu durumlar için anlamlı değil. Bu arada benzer durumlar e, satırın student tablosu değiştiğinde de olacak. Yani öğrencinin numarası değişti mesela. 5 olan 10 oldu. Ne yapacağız? Gidip öbür tablolarda da ya yani bir sürü seçenek var. Bir, e, gene onu değiştirmeyi engelleyebiliriz. İki, e, bunu 5 olanların hepsini gidip 10 yaparız gibi gibi. Veya 5 olanları e, gidip e, burada olduğu gibi e, default ID'ye geçeriz ki bu aslında muhtemelen en istenmeyen seçenek. Evet, şimdi referential integrity'yi peki nasıl sağlıyoruz? Şimdi ona bakalım. Burada e, toplam dört opsiyon var. Birincisi default no action. Yani e, bu durumda reddediliyor. Yani böyle bir şey yapıldığı zaman, e, silindiği zaman, bu silinmeye karşı çıkılıyor. İkincisi cascade var. Cascade'de bu anlattığımız diğer durum yani değiştirme ve silinme oluyorsa onlar da değiştirilip siliniyor. Bir de set null set default var. Bu da işte üçüncüsü yani e, gibi gibi. Şimdi burada tabi e, bunu nasıl sağlıyoruz? Şöyle yapıyoruz. Forinki tanımladığımızda diyoruz ki forinkiye bağlı olarak delete de bunu yap. Update de bunu yap. Yani hepsinde aynı şeyi de yapmak zorunda değil. Yani bunda bunu, onda bunu, onda bunu yap diyebiliyoruz. Dolayısıyla bu da bize ekstradan bir güç sağlamış oluyor. Okay, peki bu integrity constraintler e, nerede e, karşımıza çıkıyor? E, bu genel olarak günlük yaşamdaki veriyle alakalı. Yani oradaki mantığı neyse... ...database relation'a o mantık... ...o şekilde geçirilmeye... ...çalışılıyor. Ee, Database'e bakarak... ...yani database'in... ...instance'ına bakarak bu constraint'lerin... ...violate edilip edilmediğini... E, ...kontrol edebiliriz. E, fakat... ...bu constraint'lerin doğru olduğunu... ...karar vermemiz mümkün değil. Çünkü e, neden... Ee, bu integrity constraint bütün olası instance'lar için geçer. Yani ee, bunları bilmeden zaten bütün instance'ları bilemeyeceğimiz için o mümkün değil. Mesela name bir key olmayabilir, ee, fakat ee, SID'nin key olduğu bize verilmiş olabilir. Şimdi key ve foreign key constraint'leri en e, o sık gördüğümüz constraint'ler e, daha genel constraint'ler var. Evet. Şimdi gelelim tabloları dizayn etmeye. Şimdi bütün bu bildiklerimiz üzerinden, öğrendiklerimiz üzerinden nasıl entiteleri tablolara geçirebiliriz. Şimdi önce e, employee tablosuyla başlayalım. Geçen derste bahsettiğimiz employee diye bir tablomuz var. 3 tane de field var. Ne diyeceğiz? Create table employees. SSN, name ve lot. Bunların type'ları da belli zaten. SSN Social Security Number 11 basamaklı bir şey. İsim bir sınır belirlememiz lazım. 20. Lot da integer. Primary key ne peki? Zaten altı çizili oluyordu hatırlarsak. Zaten onu vermiş SSN. Peki relationship'i nasıl çevireceğiz? Relationship'ler e, genelde onlarda birer e, tablo oluyor. E, bu tabloları participate edenler yani bu kümeye relationship'le alakalı tabloları e, Entity'lere ait olan tabloların primary key'leri de bir, ligde bu relation'ın bir key oluyor. Dolayısıyla verse in hatırlarsak neydi? SSN geliyor, ee, karakter 11 olacak burası. Ee, department ID geliyor, o da department tablosundan. Bir de since geliyor, zaman. Şimdi SSN ve department ID kendi tablolarının key field'ları onlar birleşerek bu works in tablosunda key oluyor. Aynı zamanda da diğer tablolardan geldikleri için de foreign key oluyorlar. Dolayısıyla SSN employee'e referans veriyor. Department ID de departmana referans veriyor. Dolayısıyla bir daha tekrarlarsak bir relationship'i bir tabloya çevirirken o relationship'in içinde olan entiteler yani tabloların primary key'leri Birden çok key mesela 2-3 field birlikteyse 2-3 field birlikte geliyor tabii ki. Yani e, e, o key dediğimiz şey bir set zaten. Onların hepsi birleşiyor bu tablonun içine geliyor ve primary key oluyor bu tablonun. Hmm. Çünkü zaten öyle olmalı öbür türlü e, tuple'lık özelliği olmaz Diğer field'lar da ekleniyor. Sonra da primary key ve foreign key'ler tanımlanıyor. Ki Constraint'lerde ise, e, tabii burada önemli olan nokta şu, e, onu nasıl sağlayacağız? Yani bazı Constraint'lerde ikisi de birlikte olmayabilir mi? Mesela burada diyoruz ya, Employee ve Departman e, manage diyor Dolayısıyla buradaki case'de e, mesela ne oluyor, nasıl bir Constraint var? Department burada key oluyor. Şimdi neden department burada key oluyor? Önceki de demiştik. Employee burada mesela ne oldu? E, SSN ve department ID bir key'di. Ama burada ne oldu? Department tek başına key oldu. Neden? Çünkü aslında burada e, bir departmanda çoklu kişi çalışabilecek e, olduğu için. Bir kişi de birden çok depart O zaman many to many relationship var. Ama burada One to many relationship olduğu için ne oluyor? Biz kalkıyoruz, department ID key yapabiliyoruz. Yani burada şuna karşılık geliyor, management operasyonu sadece department ID ile tanımlanabiliyor mu? Evet. Yani her manager'da bir tane bir department ID var. Evet. O zaman zaten primary keyin o olduğu aşikar. Burada tabii ki SSN e, gene var burada. E, bu o hangi employee oldu? Hangi department ID'yi manage etti ve ne zamandan beri manage etti? Dolayısıyla unique bir managerları olduğu için. Dolayısıyla böyle olduğu için buna aslında department manager da tanımlayabilirdik. Dolayısıyla managers ve departments'ı birleştirerek böyle bir tanımlama da yapabilirdik. Yani diyebilirdik ki department manager diye bir tablo var. Bunun department ID'si var çünkü manager bir department manage edebiliyor. Departmanın adı var, bütçesi var, SSN'i var, var. Dolayısıyla şu tabloyu yani manages e, relationship'ini departments'ın içine gömüp böyle bir department manager tablosu da yaratabilirdik. Dolayısıyla department ID, department name, budget ve since bu departmanın içine ne yapabilirdi? E, girebilirdi. Peki e, participation constraint'i hatırlarsak participation constraint neydi? Participation constraint'te her departmanın bir menajeri var mı? Eğer total mı partial mı? Eğer totalsa her departmanın menajeri olması lazım. E, diğer durumda ise ne olacak? E, partial olacak. Şimdi bu durumda eğer e, participation bir constraint varsa e, managers tablosunda ...mutlaka her department id'nin olması gerekiyor. Dolayısıyla e, ve not null olmayan bir SSN değeriyle. Peki bunu nasıl e, veriyoruz burada? Diyoruz ki e, department manager var, department id'si var... ...department name, budget vs. Foreign key var, employee'lere referans veriyor... On delete'de de no action. Yani dolayısıyla kalkıp e, departman managerı silemiyoruz rastgele. Çünkü eğer o departman varsa o managerı silemiyoruz. Çünkü silersek o departman menajersiz kalır. da izin vermiyorduk. Çünkü her departmanın mutlaka menajeri vardı. Dolayısıyla bu şekilde yaparak onu engellemiş oluyoruz. Weak durum ne peki? Weak hatırlarsak neydi? Diyorduk ki bu e, entity'deki veriler kendi başlarına tutulmuyorlar. Çünkü onların kendi primary key'leri yok. Ha, burada pay name'ini dikkat ederseniz alt çizgi alt çizgi olarak yazılmış. Ama kendi başına ayrı bir entity olarak yok. Şimdi o zaman ne oluyor? Bir owner ve many weak entity'ler olduğu için bu weak entity'ler total participation yapmak zorundalar. Yani e, kendi başlarına takılamazlar. Şimdi bunu nasıl yapıyoruz? Bu durumda policy Dep polisi diye tek bir tablo yapıyoruz. Yani bu relationla e, entity'yi birleştiriyoruz. Normalde öncekilerde çoğunda relation kendi başına bir tablo oluyordu. Burada onlar birleşiyor. Dolayısıyla dep polisi diye bir tablo yaratıyoruz. Bu dep polisi de bu fieldları buraya koyuyoruz. P_name ve age, cost'u da koyuyoruz tabii ki. Sonra da bu kime bağlı? Yani bu polisi kime bağlı? Sol tarafta employee'e bağlıydı. Dolayısıyla onun primary key'ini de çekiyoruz. Dolayısıyla SSN de oraya geliyor. Dolayısıyla bu dördü birden bir araya gelerek veri oluşturuyor. Peki kim key olacak? ha key burada. Tabii ki tek başına employee olamaz. Employee'nin SSN'i. Çünkü bir employee'nin birden çok dependent'ı olabileceği için mecburen SSN'le birlikte pay name birlikte primary key oluyor. Ve SSN de doğal olarak employee'e referans veriyor. Burada kaskeyde e dikkat edin. Employee silinirse bunlar tek başlarına bir şey ifade edemeyecekleri için öyle söylemiştik zaten. Kasket var. Yani employee silindiğinde o SSN numaralı kişi silindiğinde bu polisi e, tablosundan da dependentlar uçuruluyor. Okey. Gelelim ize hiyerarşilere. İze hiyerarşilerde neler var hatırlarsak bu Object Oriented Programming'deki e, hiyerarşiye karşılık geliyor. E, dolayısıyla employee'nin bu bilgileri var. Oral employees ve contract employees'lerde ekstradan bu bilgiler var. Dolayısıyla bunları birleştiriyoruz. Şimdi bunu nasıl relation'a e, çeviriyoruz? Şimdi genel approach şu. E, üç tane relation tanımlıyoruz. Yani employee diye bir relation tanımlıyoruz. Pardon. All e, employees ve contract employees diye 3 tane relation tanımlıyoruz. Sonra e, her employee employee de e, şey yapılıyor. Ekstradan all e, employees SSN bilgisi var. Yani all employees ayrıca tanımlanıyor, ama onda sadece SSN bilgisi var. Burada dikkat etmemiz gereken şey, e, bununla alakalı employee de bir e, kişi olacak mecburen. O silindinde bu da silinmesi lazım burada normal employee ile ilgili olan query'ler kolay. Fakat all employee ile olan eee query'ler de employee tablosuna da referans vermemiz lazım. Çünkü mesela all employee'nin adını falan merak ediyorsak biz sadece bu tablo yetmeyecek. Gidip employee tablosuna da bakacağız. SSN üzerinde. Foreign key üzerinde. Peki diğer alternatif ne? Diğer alternatif employee boş ver. Sadece hourly employees ve contract employees olsun. O zaman ne olacak? O bilgiyi tekrarlayacağız. Dolayısıyla yukarıdaki e, bilgiler tekrarlanacak. Bu da tabii ki aslında veri tekrarına neden olacak. Veri tekrarına neden olduğu için de aslında integrity constraint'ler e, de problem olabilecek. Aynı veri tekrarlanabilir. Şimdi gelelim e, binary ternary relationship'lere. Bunları nasıl e, şey yapacağız peki? Hatırlarsak bu daha iyi bir dizayndı. Çünkü employee bir polisi satın alıyordu. Bu polisiden de dependentlar benefit ediyordu. Şimdi burada polisi tanımlıyoruz öncelikli olarak. Polisi zaten burada tablo. Polisi ID ve cost var. Sonra da SSN var. SSN'de kime referans veriyor? Employee'ye referans veriyor. Çünkü bir polisi bir employee satın alabiliyor. Dolayısıyla SSN employee'ye referans veriyor. Primary key de polisi ait. Şimdi burada e, kasket var çünkü e, olmayan bir employee'nin e, polisi polisisi olamaz. Dependentlar içinse neler var? E, Dependent'ın name'i ve age'i var. E, polisi ID'si var. Primary key de bu ikisi birlikte. Dolayısıyla buruluk birlikte bu dependent bu polisiye bağlı olmuş oluyor. Burada da gene cascade var. Dolayısıyla o polisi ID silindiğinde dependent da silinmiş oluyor. Dolayısıyla buradan şuna karşılık geliyor. Employee silinirse ona bağlı olarak polisiler siliniyor. Polislere bağlı olarak da otomatik olarak dependentlar siliniyor. Ki istediğimiz şey de bu. Okey. Şimdi onun dışında da gelelim view'lara. View'larda ise e, ne yapıyoruz? View bir relation fakat e, bir tuple değil. Dolayısıyla bir tanım e, şey yapıyoruz. Bu tanımı tutuyoruz. Aslında o veriler üzerinden bir otomatik olarak oluşturulan veri gibi düşünebilirsiniz. Veri değiştikçe view da değişmiş oluyor o bağlamda. Tanım da aslında bir query gibi create view young active students bu query'nin adı gibi düşünebilirsiniz. Hangi field'lar olacağını söylüyor. Burada yıldız olmuyor tabii ki. Çünkü yeni bir tablo yaratıyoruz bir anlamda. Bir sütunu name bir sütunu great olan. Sonra buna karşılık gelen field'ları söylüyoruz. Yani şurada dikkat edersiniz ezledikten sonraki kısım bir query. Bu query'nin birinci sütunu sonuç sütunu buradaki birinci sütuna karşılık geliyor. Bu query'nin ikinci sütunu da buradaki sonuç ikinci sütuna karşılık geliyor. Dolayısıyla bütün veri oluşturulduğunda iki sütunlu bir tablo meydana geliyor. Ama bu tablo değil aslında tabii ki bir view. Sonra da burada query var. Mesela neymiş? Yaşı 21'den küçük olan bütün öğrencilerin adları ve notları. Bu mesela bir view. Young, young Active Students gibi. Şimdi bunu tabii ee, drop view'la silebiliyoruz bu definition'ı. Ee, dur peki burada mesela students tablosu ile enroll tablosuna referans verdik. Ya o tablolar silinirse ne olacak? Aslında ee, cascade isteyebiliriz. O durumda da tablo drop table'da da odun opsiyonları var. İsterseniz onları da ekleyebilirsiniz. Burada biz onlardan bahsetmedik. Okey. Okay. Ee, View'ların ne avantajı var? View'ların avantajı aslında belirli bilgileri sadece gösteriyor olması. Yani tablonun tamamına bakmasın kullanıcılar. Sadece view'a baksın deyip view'ları yaratıp aslında bir layer of information yaratmış oluyoruz. Dolayısıyla tabloları görebilenler var mesela diyelim. Bir de view'ları görenler var. View'lar tablodan veri çektiği için adam view'u görüyorsa tablodaki bilgilere erişemiyor demektir. O tablodaki bilgilerden yarattığı için tam olarak o tablodaki bilgileri e, aktarıyor ama sadece belirli sütunlar. Dolayısıyla güvenlik açısından da view'lar oldukça mantıklı. Mesela diyelim young students'da e, sadece enrolled'ları e, alıyoruz ama hangi derse girdiklerini görmüyoruz. Sadece notlarıyla adlarını gördük. Mesela bu da bir security diyebiliriz. Evet. Genel olarak e, konumuz bu kadar. E, hepsinden bahsetmiş olduk.